Sevgili anne adayları, sizlerle kısaca fetal cerrahi hakkında konuşmak isteyeceğim. Fetal cerrahi nedir, kimlere yapılır, ne zaman yapılır ve kimler tarafından yapılabilir? Özellikle tıbbi teknolojilerin ilerlemesi ve tecrübelerin artmasıyla beraber bazı hastalıklara anne karnında müdahale gerekli olmuştur. Niçin gereklidir? Bir takım yapısal hastalıkların anne karnında ilerleyicidir. Doğduktan sonra tabi ilerler ama acil müdahale gerekmektedir. Bu hastalıkları acil müdahaleyi yaptığımız zaman, anne karnında müdahale yaptığımız zaman bebeğin yaşama şansını oldukça arttırabiliyoruz. Tabii ki her hastalığa ne yazık ki anne karnında müdahale etmek gibi bir şansımız olmuyor ama elimizdeki tıbbi teknolojiler ve malzemeler yardımıyla bazı hastalıklara müdahale edebiliyoruz. Kısaca bu hastalıklar nedir, nelerdir bunlardan bahsedeceğim. En sık karşılaştıklarımızın başında idrar yolu tıkanıklıkları geliyor. İdrar yolu tıkanıklıklarında şant dediğimiz bir cerrahi prosedürü uyguluyoruz. Özellikle iğne yardımıyla bebeğin idrar kesesine giriyoruz ve idrar yolu tıkanıklığını tedavi etmek için bebeğin mesanesine bir sonda takıyoruz ve bebeğin idrar yollarını rahatlatıyoruz. Bu yaptığımız cerrahi yöntem vasıtası sayesinde bebeğin böbreklerinin gelişiminin uygun olmasını sağlıyoruz. Yapılan çalışmalarda uygun şartlarda, uygun hastalarda bu tür şant prosedürlerinin bebeğin sağ kalımı üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Seçilmiş hastalarda faydası oluyor. İkinci olarak sırt açıklığından bahsetmek istiyorum. Bebeğin sırt açıklığı en sık görülen doğum yapısal anomalilerin başında geliyor. Bu anne karnında özellikle 24. haftadan sonra bu sırt açıklığının tedavisi ve bizim için önemli için bu sırt açıklığında ayaklara ve idrar keselerine giden sinirler bebek büyüdükçe annenin rahmini sürtünerek zarar görüyor ve doğumda ciddi bir zararla doğuyor. Doğumdan sonra tabii ki ameliyatların bir başarısı oluyor ama yapılan çalışmalar göstermiş ki anne karnında yapılan bu sırt kapartma ameliyatları bebeğin motor fonksiyonlarını ve inkontinansını önemli ölçüde fayda göstermiş. Tabii bu ameliyatları her sırt açıklığına yapmıyoruz. Çeşitli kriterlerimiz var. Bu kriterleri sağlayan hastalara biz anne karnında bu ameliyatları yapıyoruz. Üçüncü olarak da ikizlerden bahsetmek istiyorum. İkiz gebeliklerde özellikle tek yumurta ikizlerinde bebeklerin kendi aralarında bir kan geçişi tablosu gerçekleşiyor. Bebeklerden biri ciddi kan kaybına uğrarken diğeri de çok ciddi miktarda kan alıyor. Bu kan geçişi müdahale edilmediği sürece hem her iki bebek için de ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bazı şartlarda acil müdahale etmek gerekebiliyor. Bizim özellikle cihazlarımızla rahim içerisine giriyoruz. Çocukların bulunduğu kesede birbirleriyle ilişkili olan damarları yakıyoruz. Bu yakma işlemi eğer başarıyla yapılırsa bebeklerin sağ kalımı yaklaşık %95'lere kadar ulaşabiliyor. Herhangi bir müdahale yapılmadığı zaman da sağ kalımlar yaklaşık %40'larda olabiliyor. O yüzden şartları sağlayan hastalarda biz tek yumurta ikizlerinde kan geçiş tablosu varsa anne karnında müdahale ediyoruz. Bu arada diyafram hernisi dediğimiz yapısal bir anormalliğe de anne karnında müdahale etmek bebeğin sağ kalımını arttırıyor. 2020 yılında çok uzun yıllardır süren bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre anne karnında diyafram hernisine müdahale bebeğin dışarıda sağ kalımını arttırıyor. Bu müdahaleyi nasıl yapıyoruz? Özellikle aletlerimizle kesenin içerisine giriyoruz. Balon yardımıyla çocuğun trakeasına ulaşıp bu balonu şişiriyoruz ve akciğer gelişimini sağlıyoruz. Oldukça özellikli bir ameliyat, tabii ki riskleri var ama bu tedavinin de bebeğin sağ kalımı üzerine önemli etkisi olduğu gösterilmiş.